olsun bu, yok değişmez, değiştirmem, ben uğraşmam. Sebebim yok, böyle durmaz, elde kalmaz, uçsun gitsin. Kafası... Biz onu Yunan adalarında biliyorduk ama Bodrum Torba'da ortaya çıktı. Kos Adası diye yelken açtı. Bodrum'da ortaya çıktı. Hülya Avşar'la Acun Ilıcalı hafta içi Bodrum'da kameralarımıza takıldı. Ooo! Yıldız yağmur varmış ya. Hello! Size de hello Hülya Hanım. Bikinili olarak kameralara yakalandıktan sonra sıkı önlem almış gördüğünüz gibi Hülya Avşar. Üst tarafta sorun yok ama alt tarafı nasıl da sarıp sarmalamış bakar mısınız? Hülya Avşar'la Acun Ilıcalı'nın ekranlardaki atışmalarına alışığız. Yine bir iddia durumu söz konusu. O şimdi görecek gününü. O var ya, bana yüzmede meydan okudu. Ben seni bilmem neyle geçerim, bilmem neyle, görecek o şimdi gününü. Abi bir şey demedim abi. Dedim ki, nasıl yüzeceksin dedi. Dedim ki, yüzmeme gerek yok seni geçmek için dedim. Evet. Acun her zamanki gibi kendine güveniyor. Özgüveniyle ve konuşmalarıyla rakibini daha yarışmadan ekarte etmeyi iyi biliyor. Çok da sevdiğimiz bir sanatçımız. Bana bak. Her zaman başımızın tacı. Ama abi nasıl geçebilir beni yüzmelik? Buna inanamıyor musunuz siz? Ayhan bir şey söyleyeceğim. Benim Hülya Avşar'ı geçmek için yüzme bilmeme gerek var mı abi? Bir bana bak, bir Hülya'ya bak. Hayır bak şeyden yok. Fiziksel olarak sen biraz daha hani şey duruyorsun benden. Minyon. Eyvah eyvah. İddialı açıklamalar tamam da bu minyon yakıştırması biraz fazla oldu galiba. Gözlüklerden bir şey göremiyorum kendimi. Gözleri göremiyorum kendimi zaten. Acunsuz bir program düşünüyorum çünkü ben bu seni dayanamayacağım daha fazla diye. Ya bir şey diyor, beni geçeceğini iddia ediyor ya. Allah razı olsun. Yüzmede nasıl geçebilir beni abi? Size skoru söyleyeceğim. Hayır, biz buna şahitlik etmek istiyorum. Şahitlik edemeyeceksin de biraz açılacağız şimdi. Açıkla sonra onu bırakıp döneceğim ben. Peki o yarışın sonucu ne oldu? Hülya Avşar mı yoksa Acun Ilıcalı mı kazandı? Bu soruyu bir gün sonra arkadaşıyla tavla oynarken rastladığımız Avşar kızına sorduk. Yüzme yarışınız vardı. Kim kazandı onu? Allah! Şimdi şöyle bir şey oldu. Ben kazandım fakat bota dokunulacak denmediği halde o uyanıklık yaptı, bota dokundu. O bota dokununca efendim o kazanmışmış. Hülya Hanım, yarışa hile mi karıştı yani? Normalde ben ondan bir kulaç, belki de 1,5 kulaç öndeyim. Arkadaşları da bunu biliyorlar. Ama Acun bir türlü kabul etmiyor. Dün bütün gün onun kavgasını yaptık. Peki iddialarınızı destekleyecek bir deliliniz var mı? Mesela bir görüntü falan? Var var. Kim? Görüntüleri kim çekti? Yani görüntüleri Acun'un arkadaşlarından bir tanesi çekti. Vermez de verdi bu durumda. Yok verecek. Verecek tabii, görüntüler kesin verecek. Şimdi sizden sonra Acun'u arayacağım. Acun ben yeteri kadar açıklama yaptım diyeceğim, onu belirteceğim. Sakın ona gidip röportaj yapmayın ha. Alırım aklını deli ederim seni. Kalbimden söküp attım senin gibileri. Ve hemen cep telefonuna sarılıp Acun Ilıcalı'yı arıyor Hülya Avşar. Dünkü yüzme yarışında benim önde olduğumu fakat sen bota dokunduğun için kazanmış olduğunu zannettiğini izah ettim ben arkadaşlara. Dolayısıyla... Acun Ilıcalı tabii ki kabul etmiyor Hülya Avşar'ın iddialarını. Bir soru soracağım. Benim dokunduğum bot hangi bot? Senin dokunduğun bot. Tabii ki bizim bildiğimiz bot ama dokunacağız demedik, bota kadar dedik, ben senden önde bitirdim ama sen dokundun diye kazandın mı oluyorsun? Acun Ilıcalı ve Hülya Avşar'ın karakolda bitecek yüzme yarışı. Sen doğru ben baya yanlış, bay doğruyla bayan yanlış, sanki her şey sana kalmış, dünya istediğin kadarmış. İkisi de Nuh diyor, peygamber demiyor adeta ve ikili arasındaki yüzme yarışmasını kim kazandı tartışması giderek büyüyor. Bak bir yarıştığı zaman biter be. İki kere ikili tartışabilir miyiz? Mesela bu elma tartışabilir miyiz? Tartışamayız. Hülya Avşar kameraların yanında olmasının avantajını kullanmak istiyor ama Acun Ilıcalı da çetin ceviz. Telefonda olmasına rağmen fırsat vermiyor Avşar kızına. Ay. Tabii kardeşinin o sırada Derya Beyburcu gibi son bir hamle yaptı ve botu tak diye tuttu. Benden sonra yanlış anlamayın. Kendi de elimin üzerine vurdu. Ondan önce ben dokundum. Sonra Hülya Avşar dokundu. Dergilerim var. Acun. Bir dakika. Ne Acun ne de Hülya geri adım atmıyor. Yarışı kendilerinin kazandığı konusunda. İş görüntülerin izlenmesine kalıyor. Ve son noktayı kameraların yanında olmasının avantajını kullanan Hülya Avşar koyuyor. Acun diyor ki arkadaşlar, seni yenmek çok zormuş, bunu öğrendim diyor. Değil mi Acuncuğum? Yüzme de beni nasıl geçer? Bir kere erkek olarak bunu nasıl bende? Ama geçemediğini yani delirdi. Oh canıma değsin Acun. Oh canıma değsin Acun. Gerek yok bütün bu